Can suyu. Müge yaşadığı yerden iyice sıkılmıştı. Onu bu kadar bunaltan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Sadece yapacak bir şeyler arayışındaydı. Bazen balkona çıkar, uzun uzun dışarıyı seyrederdi. Daha doğrusu binaları incelerdi. Kırmızı boyalı bina, penceresi maviye boyanmış ev, mahallenin en yüksek binası olan sarı apartman en çok gördükleri arasındaydı. Oturdukları evde yüksek bir apartmandaydı. Müge evinin penceresinden baktığında çok daha güzel manzaralar görmeyi istiyordu. Bazen bunu o kadar çok istiyordu ki sinirleniyor ve annesine "Her yer bina anne, hiç yeşillik yok, kuşlar yok, akarsular yok" diye yakınıyordu. Annesi de kızına, "Haklısın kızım, yapacak bir şey yok. Kalabalık yerlerde ev ihtiyacı da fazla oluyor" diyordu. Müge itiraz ediyordu annesine. "Bir sürü yerler var. Şule geçen gün aile albümünü okula getirdi. Teneffüste oturup onlara baktık. Dedesinin köyünü de gösterdi. Fotoğraflarda hiç bina görünmüyor. Kocaman bahçeler var, ağaçlar var. Bizim buradaki gibi değil." Annesi kısa cevaplarla geçiştirdi. "Orası köy kızım, köyler burası gibi değil. Oralarda bu kadar kalabalık yok, o yüzden yerleri geniş" dedi. Müge'nin eğlendiği ve sevdiği birkaç yer vardı. Oralarda olmasa zaman geçmezdi. Evlerinin arka sokağındaki parka her gün giderdi. Yağmur yağmadığı sürece parkta zaman geçirmek isterdi. Hafta sonları arkadaşlarıyla birlikte salıncağa biner, yerden yüksek oynarlardı. Bir de yazları sık sık gittikleri, piknik yaptıkları ormanlık alan vardı. Bu ormanda yazın çok eğlenirlerdi. Komşuları Meral teyze, Elif teyze, Musa amca ve onların çocuklarıyla piknik yaparlardı. Ormandaki ağaçlar o kadar heybetliydi ki dalları gölgelik yapıyordu. İnsana serinlik veriyordu. Ağacın her şeyi fayda sağlıyordu. Gövdesinin altına oturuluyordu. Dalına salıncak yapılıyordu. Üstüne bir de oksijen sağlıyordu. Müge'nin babası da bu ağaçlara salıncak kuruyordu. Müge ve arkadaşları Cenk, Rüya sırasıyla salıncağa biniyorlardı. Bazen aralarında anlaşmazlık yaşandığında oluyordu. "Sen çok sallandın Rüya" diye çıkışırdı Müge. Rüya da kendisini savunurdu. "Hiç de değil, ben daha yeni binmiştim" derdi. Neyse ki sonunda anlaşmaya varırlardı. Yaz sıcakları iyiden iyiye hissediliyordu. Çok olmasa da Müge için hareketlilik demekti. Her şeyden habersiz piknik, orman gezintisi planları yapılıyordu. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sabahın erken saatlerinde vın 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 sesleri mahalleyi doldurdu. Sıcaktan pencereleri açık olan herkes huzursuzlandı. Müge de onlardan biriydi. Uykusunun en güzel yerinde uyanmıştı. Yarı uykulu şekilde kendi kendine "Of, bu ne böyle?" diye söylendi. Ardından pencereyi kapatmak için kalktı. Hala çok uykusu vardı. Pencereyi kapatıp uyumaya devam etmeyi düşünüyordu. Ancak düşündüğü gibi olmadı. Ses daha da şiddetleniyordu. Daha fazla çabalamadı ve yataktan kalktı. O gün uykusuzluk ve ses yüzünden keyifsiz geçti. Akşam babası eve gelince olup bitenden haberdar oldu Müge. Konuyu açan annesi oldu. "Bugün sesten başıma ağrı girdi yahu" dedi. Müge de kendi şikayetini dile getirdi. "Ben de uykumu alamadım." Müge'nin babası konuşmaya dahil oldu. "Bizim piknik yaptığımız ağaçlık alanlarda çalışma yapıyorlar. Siz ondan bahsediyorsunuz sanırım" dedi. Müge'nin gözleri birden açıldı. Park alanında ne çalışma yapılabilirdi ki diye düşündü. Sonra bu düşüncesini babasına yöneltti. "Orada ne yapılıyor baba? Her yerde ağaçlar var." "Ağaçlarla ilgili kızım, yaşlanmış, kurumuş olan çok ağaç varmış. Onları kesiyorlar." Müge ağaç kesileceğini duyunca sinirlendi. "Ağaçları kesemezler. Onlar bize çok faydalı baba.
Üstelik bizim piknik alanımız, oyun alanımız, ağaçlar olmazsa biz ne yaparız? Dedi. Babası gülümsedi. Belli ki Müge'ye ciddi bir şeyler anlatacaktı. Ağaçlar da insan gibidir kızım. Onların da yaşama süresi bellidir. Büyür, yeşerir, solar ve süresi dolar. Artık bir faydası yoktur. Yine de ayaktalar ama baba. Onları kesmek doğru değil. Babası bu durumu kızının anlayacağı şekilde anlatmaya çalıştı. Bak şimdi yavrum. Dişlerinin sallanıp çıktığı zamanları hatırlıyor musun? Diye sordu. Müge, evet anlamında başını salladı. Babası konuşmasına devam etti. Sallanan dişin çıkması gerekiyordu. Böylece sağlam dişlerin çıksın ve güçlenerek büyüsün, dedi. Müge bu açıklamadan sonra sevinçle haykırdı. Şimdi yeni ağaçlar mı olacak oralarda? Diye sordu. Babası bu sorunun cevabını bilemiyordu. O nedenle kızına net bir yanıt veremedi. Onu bilemiyorum. Şu an sadece kesilmesi gereken ağaçların olduğunu biliyorum, dedi. Müge ağaçların yeniden dikilmesi konusuna takılmıştı. Eğer yeniden ağaçlar dikilecekse bunda kendisinin de katkısı olmalıydı. Bunu nasıl öğrenebiliriz baba? Kesilen ağaçların yerine yenisi dikilecek mi? Ben yarın bir soruştururum. Ne yapacaklar öğrenmeye çalışırım, dedi babası. Müge sabırsız bir şekilde babasından haber beklemeye başladı. Babası sabah evden çıkarken de hatırlatmayı ihmal etmedi. Babacığım, ağaçları sormayı unutma, olur mu? Babası tamam anlamında başını sallayıp evden ayrıldı. Müge akşamı zor etmişti. Babası eve geldiğinde, öğrenebildin mi babacığım? Ağaçlar ne olacakmış? Yeni fidanlar dikilecek miymiş? Babası soluklanmaya bile fırsat bulamadan kızının sorularını dinledi. Ardından koltuğa oturup soruları yanıtlamaya hazırlandı. Şu an için kurumuş ağaçların kesilmesi söylenmiş. Ardından ne yapılacağına karar verilecekmiş. Yaklaşık 2 hafta sonra her şey kesinleşirmiş. Müge büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Oysa ne planları vardı? Meral teyze, Musa amca, arkadaşlarından Cenk ve Rüya'yla bir sürü fidan dikecekti. Sonra o fidanların büyüyüp ağaç olduklarını görecekti. İşte Müge böyle hayaller kurmuştu. Fakat bunu kimseyle paylaşmamıştı. Babasına, 2 hafta nasıl bekleyeceğiz baba? Babası da uzun bir zaman olduğunu düşünüyordu. Ancak yapılacak bir şey yoktu. Ne yapalım kızım? Beklemekten başka çaremiz yok. Hadi şimdi kendini üzmeden odana gidip kitap oku. Böylece zamanını güzel değerlendirmiş olursun, dedi. 2 haftalık bir zaman vardı. Müge zamanı verimli geçirmek istedi. Fidanlar ağaçla ilgili bilgi topladı. Onları yetiştirme, bakımlarını yapma konularında bilmediği ne çok şey olduğunu görüyordu. Öğrendiği her bilgiyi ailesi, arkadaşları ve komşularıyla paylaşıyordu. Öğrendiği ve en çok hoşuna giden bilgi ise can suyu olmuştu. Meral teyzeye heyecanla anlatmak istemişti. Meral teyze, Meral teyze, can suyu ne demek biliyor musun? Diye sormuştu. Meral teyze bu sorunun yanıtını elbette biliyordu. Fakat Müge'nin hevesini kırmak istememişti. O nedenle, hiç bilmiyorum, ne demekmiş? Diye sordu. Şimdi fidanı güzelce dikiyorsun, sonra biraz bekliyorsun. Dikilen fidana verdiğin ilk suya can suyu deniyor. Aa, ne kadar güzel bir ismi varmış. Toprağın fidana bağlanmasını da sağlıyor. Çok hoşuma gitti doğrusu, diye yanıtladı Meral teyze. Elbette, toprağın yüzeyinde su kalmıyormuş. Hepsini içine çekip bitiriyormuş. Böylece ağaçların kökleri de suya doyuyormuş. Ne kadar güzel bir sistem değil mi Meral teyze? Ah, kesinlikle sana katılıyorum. Toprak ve fidan ortak çalışma yürütüyor. Tıpkı insanlar gibi, dedi Meral teyze. Günler bu şekilde geçerken nihayet Müge'nin beklediği haber geldi. Babası zaman kaybetmeden kızına söyledi. Müge, ormanlık alandan bilgi aldım kızım. Yeni ağaçlandırma alanı yapılacakmış. Bir sürü fidan getirmişler.
Fakat çalışan çok az işçi varmış. Fidanların bir kısmı kuruyup ziyan olabilirmiş, dedi. Müge heyecanlandı. Neden ziyan olsun baba? Fidanlar dikilecekmiş dedin ya, diye çıkıştı. Kızım, çok sayıda fidan var. Onları sadece iki kişi dikecekmiş. Bu da haftalar sürer, dedi. Bize izin verirler mi? Gönüllü olsak baba, arkadaşlarım, komşularımız, biz gitsek, bir tane fidan bile ziyan olmadan can suyu versek, dedi. Bu fikir babasının hoşuna gitmişti. Vakit kaybetmeden çevrede kim varsa haber verdiler. Toplanıp ormanlık alana gittiler. İşçiler kazma kürekle onları selamladı. Ardından Müge'nin babası durumu anlattı. Çalışanlar sevinçle bu yardımı kabul ettiler. Müge, Cenk ve Rüya ellerindeki şişelerle yeni dikilen fidanlara can suyu döktüler. Kısa zamanda tüm fidanlar dikildi. O gün mahalledeki herkes oraya bir isim düşündü. Artık piknik alanı demeyeceklerdi. Oranın yeni adı Can Suyu Ormanı olmuştu.